Son dakika haberi 24 saat. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş kazanarak 3 puan önünde yer alan rakibiyle farkı kapatmaya çalışacak. Fenerbahçe ise dev maçta alacağı galibiyetle hem Beşiktaş'ı zirve yarışından koparmak hem de şampiyonluk umutlarını artırmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Lav, Fenerbahçe, Volkan, Isla, Neustadtır, Neto, İsmail, Bininci Topal, Josef Dirar, Giuliano, Atıf, Fernandao. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Lig mücadelesi 25 Şubat pazar akşamı 19'da başlayacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Beyin Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek için ise Beyin Connect uygulamasını kullanabilirsiniz. Süper Lig'de 44 puanı bulunan Fenerbahçe 3. sırada yer alırken, 41 puanlı Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Hatiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek. Siyah beyazlı ekipte Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correa ile geri medal, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki takım Süper Lig'deki 124. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 123 maçta 38 galibiyet alırken, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti, 39 be. Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 9 maçın 8'inde yenilmedi. 4-4-1 yenildiği tek maç ise 27 Eylül 2015'te deplasmanda 3-2 kaybettiği maçtı. Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçın sadece birini kaybetti. 3-3-1. Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye yenildiği son maç ise 2 Kasım 2014'te Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmaydı. Beşiktaş iç sahada ligde oynadığı son 7 derbi maçında yenilgi yüzü görmedi. 4-3-5, bu maçların tamamında gol atmayı başardı ancak sadece bir tanesinde kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş'ın iç sahada kaybettiği son derbide rakibi Trabzonspor'du. Ağustos 2015-2-1, Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde iç sahada oynadığı 8 derbi maçının 7'sinde karşılıklı gol atıldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 15 derbi maçında da yenilgi yüzü görmedi. 7-8-5, bu maçların 9'unda kalesini gole kapattı ve sadece 3 tanesinde gol atamadı. Fenerbahçe'nin ligde kaybettiği son derbi de Beşiktaş'a karşıydı. Eylül 2015-2-3 buna karşılık, Fenerbahçe son 6 derbi maçının sadece birini kazanabildi. 5-5. Aykut Kocaman, Şenol Güneş ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 8 derbi maçının 5'ini kazandı ve sadece bir kez mağlup oldu. 2-5. Güneş'in, Kocaman karşısında elde ettiği galibiyet, iki teknik direktörün ilk derbi karşılaşmasında geldi. Ağustos 2010, 3-2 ve Kocaman bundan sonraki 7 maçta Güneş'e mağlup olmadı. Şenol Güneş, bu maçla birlikte Süper Lig'deki 534 maçına çıkacak ve Yılmaz Vural'ı geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan ikinci teknik direktör olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor. 9-6-5. Bu, halen ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Fenerbahçe aynı zamanda ligde deplasmanda halen devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi. Sarı lacivertliler son 7 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. 3-4-5 ve son 19 deplasman maçının sadece birinde mağlup oldu. 10-8-5.
Fenerbahçe'nin bu süreçte kaybettiği tek deplasman maçı Akhisarspor'a karşıydı. 0-1, Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 37 maçtır kaybetmiyor. 30G7B. Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi. Beşiktaş'ın son iç saha yenilgisi de Akhisarspor karşısında geldi, 0-2. Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 37 lig maçının 36'sında rakiplerine gol atmayı başardı. Toplam 94 gol, maç başına 2,5 gol. Bu süre boyunca Beşiktaş'ın evinde gol atamadığı tek takım yine Akhisarspor'du. 0-0, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının hiçbirinde 2'den fazla gol atılmadı. Toplam 11 gol. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla maç kaybettiği rakibi Fenerbahçe, 21. Fenerbahçe'nin ise Süper Lig tarihinde deplasmanlarda en fazla gol yediği rakibi Beşiktaş, 72. Beşiktaş bu sezon ligde iç sahada 6, Fenerbahçe ise deplasmanda 8 kalesinde en az gol gören takım. Beşiktaş bu sezon iç sahada öne geçtiği maçlarda yenilmedi. 7G1B, Fenerbahçe ise deplasmanda geri düştüğü maçlarda galip gelemedi. 3B1M. Beşiktaş bu sezon ligde topa en fazla sahip olan A ve en fazla isabetli şut atan 142 takım. Fenerbahçe ise ligde bu sezon kalesinde en az isabetli şut gören takım 67. Bu sezon Süper Lig'de çektiği şutların kalitesine göre gol beklentisi en yüksek 3 takımdan ikisi bu maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 50,0xG. Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 30 dakikalarında en fazla gol atan takım Beşiktaş, 14, Fenerbahçe ise bu süre aralığında ligin en az gol yiyen takımı, 3.